Evet hanımlar beyler, bir önceki videoda paylaştığımız tesisten ayrılıyoruz. Buradan Adrasan'a kadar gideceğiz. 60 kilometrelik bir yolumuz var. Yaklaşık 1 saat diye tahmin ediyoruz. Yollar biraz nasıldır bilmiyorum. Yavaş yavaş gideceğiz. Yolda gördüğümüz güzel manzaralarda duracağız, bakacağız. 1 saat sonra Adrasan'da olacağız. O zaman bizimle gelin. Şu an Adrasan yolundayız. Aslında yani burası Kemer yolu. Kemer'i geçeceğiz birazcık. Kemer'e uğramayı düşünmüyoruz. Direkt olarak Kumlucu'ya geçeceğiz, Adrasan'a. Oradaki kampinglerde kalacağız arkadaşlar. Kaldığımız yerleri de sizinle paylaşacağız zaten yine bu videoda birazdan. O yüzden izlemeye devam edin. Ayrıca yolculuğumuz bu videodan sonra da devam edecek. Bu muhteşem manzaraları daha fazla görmek istiyorsanız ve bize destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Şimdi birazcık yolun keyfini çıkartalım. Aynı zamanda da birazcık sizinle muhabbet edelim. Karşımızda gördüğünüz dağlar Bey Dağları arkadaşlar. Şu an bulutlarla kaplı. Hava biraz esiyor gördüğünüz gibi. Dün burası bayağı serindi bu arada. Bugün sıcak. Dün akşam saatlerinde biz Göynük'teydik. Dönüşte sizi çok güzel doğa harikası bir yere götüreceğiz. Eğer onu izlemek istiyorsanız bizi takip edin. Abone olun. Evet. Büşra'yı duydunuz arkadaşlar. Onu kesersin. Niye? Sen kendin de. Niye kesecekmişim ya? Evet arkadaşlar, Büşra'yı duydunuz. Ben zaten size daha önce söylemiştim. Bir de Büşra söylemiş oldu. Eğer abone olursanız, bak sadece ben değil ha, Büşra için de abone olacaksınız. Sonra muhteşem doğa harikası yerleri beraber göreceğiz. Abi ben tek gördüm zaten. Amaç siz de görün. E göreceksen abone olacaksın. Bedavaya doğa harikası yok şimdi yani, doğruya doğru. Abi seni almayı çok isterdim ama yerimiz yok kral. Evet, Göynük'ten de böylece çıkmış olduk. Şimdi abiyi görünce aklıma geldi. Ben bu yollarda çok fazla otostop çektim arkadaşlar. Yani eskiden bütün neredeyse Ege, Akdeniz, işte İç Anadolu her yeri otostopla gezmiş bir insanım. Sürekli olarak yollarda yürüyorduk. Yani bu yollarda çok yürümüşümdür. Otostop yapmak bu arada çok aşırı keyifli bir şey. Çünkü onun verdiği keyif bambaşka. Arkadaşlar şimdi keyif diyorum, bak mesela buna da keyif diyorum ama olay aslında şu: yolda olmak. Ben yolda olmayı çok seviyorum. Yani yolda gitmek, bu manzaraları izlemek. Bu yolculuğu otobüsle de yapabilirsiniz. Yani her şeyle yapabilirsiniz. Uyuyarak da bu yolculuğu geçebilirsiniz. Ama bu havayı işinize çekemezsiniz. Bunu sadece motosikletle ve otostopla giderken yapabilirsiniz. Buralarda yürüdüm. Buraların yayan olarak bu dağların manzarasını seyrettim. Birçok kişi için anlamsız geliyor.
Ama ne demek istediğimi eminim anlayacak arkadaşlarınız vardır. Yolda olmak bir yere varmaktan her zaman daha keyifli gelmiştir bana. Ne kadar yorucu olsa da, ne kadar sıkıcı olsa da yolda olmayı çok seviyorum. Umarım ömrüm yeterse uzun yıllar boyunca da yolda olurum. Burası Göynük Tatil Köyleri. Buralarda falan hep çektik. Buradan Adrasan'a giderken abi arkamızdan bindiriyordu az daha bize yalnız. Adrasan'a giderken hep buralarda tabii yürüdük yani ister istemez. O yoldan geçersek bir daha birazdan. Böyle bir arkadaşım vardı benim, Kadir diye. Bu videoyu izliyorsa selam olsun. İnsanlar bizi görüp, işte eğlendiğimizi görüp alıyorlardı falan. Güzeldi. Hangi markete gidelim? Arkada çok bir şey yok ya. Neymiş? Ha, çeyizlik bakıyorsun değil mi şu an? Adrasan sahile doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şu arkamda bir yandan kamping bakıyor. Biliyorsunuz kampinglerde kalacağız. Güzel, kafamıza yatan bir kamping bulduğumuz zaman direkt yerleşeceğiz. 2 gün boyunca orada kalacağız. Kampingde kalmak çok zevkli bir şey bu arada. Yani konforu bir kenara bırakırsak zevk konusunda bayağı güzel anlar yaşayacağınız bir
konaklama şekli diyebilirim aslında kamping için. Şimdi ineceğimiz yerde birçok kamping var. Fakat biz biraz daha rahat, sessiz, mutfağı ve işte çevresi biraz daha rahat olan bir yer bakacağız. Bulduğumuz zaman oraya yerleşeceğiz. Size de göstereceğiz zaten. Burada bak bayağı bir şeyler var ha burada. Bak köfte aynen 55 lira bir şeyler. Dandiktir ama söyleyeyim. Tatil yeri köftesi yenmez. Bayağı kalacak, konaklayacak, alışveriş yapacak yerler de var aslında burada. Baksana bak burası güzelmiş bu arada. Daha önce görmedim yerler. Bir sürü pansiyon, kamping, oba. Oba deniyormuş mesela, ben bilmiyordum. Büşra söyledi. Obaymış. Bir sürü yerler var konaklayabileceğiniz. Neye bakıyorsun? Oba mı bakıyorsun? Nasıl geçtik oğlum? Sahile varmadık. O kadar sahile uzak. Sahile gitmiyoruz ki. Kamping uzak mı sahile yani? Hı? Kamping şurada gözüküyor. Böyle bir yerse zaten eski kaldığımız yer daha güzeldir. Ben sana söyleyeyim. Bu taraflarda. Bakalım mı? Soralım. Tatil kamping. Onun tabelası mobilyası yok mu ya? Kolay gelsin, merhaba. Burada kamping var mı? Tatil kamping varmış. Abi kamping var mı buralarda hiç? Tatil kamping. Tatil kamping. Güveniyorsan yer var orası. Ha orası mı? Tamam sağ olun abi, teşekkürler. Neredeyiz lan? Şu pankart. Ha, pankart harbiden ha. Bakalım mı? Evet. En bölgelik, en ağaçlarla. Evet. Ne diyorsun? Başka gezmeye gerek yok. Bence güzel burası. Burası mı? Tamam, okey. Şuraya belki koyabiliriz motor ya. Aslında almaya gerek yok ki. Ne yapıyoruz şimdi falan anlamadım. Evet arkadaşlar, şimdi kamping bulduk. Bir tane kafamıza göre güzel, şirin bir yere benziyor. Getireyim mi motoru? Nereye koyayım? Şuradan gireyim ben. Buraya mı koyayım? Nereye koyayım? Nereye koyayım ben ama? Böyle mi koyayım? Tamam. Şöyle çevirebilirsin motorunu. Çıkarmak için en kolay neresi orayı? Ona bir bakarız. Evet, bir, aynen. Aynen. O zaman okey miyiz? Aynen. Tamam. Evet dostlar, kaldığımız yeri göstereceğiz size. Biliyorsunuz Eskişehir'den geldik küçük bir motorla buraya. Burada kalıyoruz, Kum Camping. Bugüne kadar birçok kampta kaldım ama içlerinden en rahatı burası diyebilirim. Birçok imkan var çünkü burada. Normal bir kampinge göre. Otel rahatlığı da diyebilirim yani. Gördüğünüz gibi burada bir dinlenme alanı gibi bir yer var. Bar var. Arkasında yine oturma yatma alanı var. Çadır alanı bu şekilde. Burada hemen çadır alanının yanında bulaşık yıkayabileceğiniz çeşmeler var. Yani her zaman sıcak suyunuz, soğuk suyunuz var. Her çadıra ait banklar var böyle gördüğünüz gibi. Çadır alanları gayet ferah. Yani çok dip dibi olmuyorsunuz. Gayet güzel o konuda. Ayrıca böyle kalabileceğiniz bungalovlar da var. İki tane var galiba burada. Ama ileride var. İleride de varmış. Çamaşırlarını da asabileceğiniz alanlar var. Burada duş alabileceğiniz kadın erkek ayrı lavabolar ve tuvaletler var. Gayet temiz, sürekli olarak tuvalet geldi.
sıvı sabunu mevcut. Ben hiç eksik olduğunu görmedim. Ortak kullanabileceğiniz buzdolabı var. Yani bütün eşyalarınızı koyabilirsiniz buraya. Gayet geniş, yeterli. Biz geldiğimizde bayağı doluydu. Yine yetiyordu. Şu an biraz sakin. Yine yetiyor. Mutfak bu şekilde. Burada kampinge ait kullanabileceğiniz eşyalar da var. Siz kendi eşyalarınıza gelip kullanabilirsiniz. Tava, tencere, tabak, çanak, çatal, bıçak her şey var. Aslında hiçbir şey yanınıza almasanız da burada yemeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Burada bir sehpalar var. Burada sabah 8 ve akşam 8'de çay demleniyor. Kahvaltı ve akşam yemeği için. Gelip buradan çayınızı alabiliyorsunuz. Bunun için ekstra bir ücret ödemiyorsunuz bu arada. Yani ücretsiz çay ikramı. Mangal alanı var. Mangalınızı burada yapabiliyorsunuz. Kömür, çıra, zaten mangalı yakmak için her şey yine burada mevcut. Sadece yiyeceğinizi getirseniz burada mangal yapabilirsiniz. Yine bulaşık yıkama alanı bu şekilde. Burada bir kızartma alanı var. Kızartmayı ufak yapamıyorsunuz burada. Etraf kirlenmesin ve kokmasın diye dışarı koymuşlar, dışarıda yapıyorsunuz. Yine bungalovların devamı. Böyle bir dinlenme alanı tarzında. Park gibi ama nar ağaçlarının altında. Serin serin kamp yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet ferah. Çadırlarınız gayet açık. Çok yakın değilsiniz yani o konuda. Burada ortak oturma alanları var. Salıncak, hamak, bunlar hep ortak. Yani istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Her çadıra ait banklar, sandalyeler var. Yine onları kullanabiliyorsunuz. Gayet nezih bir yer aslında. Tam bir aile ortamı. Geceleyin biz hiç sesten rahatsız olduğumuzu hatırlamıyoruz. Gayet sakin bir yer. Yani kafa dinleyecekseniz burası gerçekten çok ideal bir yer. Biz çok hareketli, gürültülü yerler istemediğimiz için daha böyle hani sakin, aile, nezih yerleri tercih ediyoruz. Burası onlardan bir tanesi. Zaten işletmeci de aile işletmesi. Bir karı koca işletiyor. Onlar çok tatlılar zaten. Her konuda yardımcı oluyorlar. Çok da samimiler. Geldiğimizden beri çok rahatız. Biz buraya 2 gün kalmak için geldik. Sonra 3 gün dedik. Sonra bugün 6. gün mü? 6 gündür buradayız. Yarın gideceğiz buradan. En çok dinlendiğim yerlerden birisiydi bu bugüne kadar geldiğim kamplardan. Çünkü imkanlar çok iyi. Yani yemek yapmak olsun, çay, mangal, ateşiniz, sıcak suyunuz, her şeyiniz her dakika var. Fiyat da gayet güzel. Geceliği 200 liraydı biz geldiğimizde. Sezondan sonra artık fiyatlar nasıl olur bilmiyorum. Bu arada çadır başı değil, kişi başı fiyat alınıyor burada. Bildiğim kadarıyla 0-6 yaş ücretsiz, 12 yaşa kadar %50 yarım ücret, gerisi 200 lira. Burada işletmecilerin kendi bahçesinden, zaten sayı olarak da az olduğundan anlayacağınız üzere domates, biber, elma satın alıp yemeklerinize katabiliyorsunuz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz, yorum bile yapabilirsiniz. Daha farklı, daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.